Güzeller, merhaba. Nasılsınız? Ben iyiyim. Bu videoda makyaj yapacağım. Hem de en çabuğundan, en çarçabuğundan makyaj yapacağım. Çünkü işe gitmem lazım. Fazla vaktim yok. Tam bir makyaj yaparım giderim diye düşünürken aşağıda kargo gelmiş. Onu buldum. Makyajımı yapacağım. Hemen size bu videoda makyajımı yapacağım. Diğer videoda Sephora'dan çıkanları göstereceğim. Sonra da alelacele işe gideceğim. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Ben size günlerdir video çekemiyorum. Tabii ki bunun her zaman olduğu gibi sebepleri var. En önemli sebebi benim çok yoğun olmam. Hem çalışma günlerimi artırmış olmam hem de işte iş, Anatolia, ev derken cidden yoğun olmam. Şu an karşıda bir tane araba var. Ve arabanın arkasında böyle bir şey yüklüyor adam. Ve sürekli bana bakıyor. Bana bakmasının sebebi muhtemelen bu kadın ne yapıyor diye. Bu kadın kime konuşuyor diye. Durdum yani şeyin ne bunun adı? Steering wheel. Direksiyonun arkasında oturmuş kendi kendine konuşan bir kadın. Araba çalışır durumda klimam açık. Çünkü çok sıcak. Umarım sizi ses olarak çok rahatsız etmiyordur. Zaten çarçabuk yapacağım makyaj. Saçlarımı düzleştirdim. Bayağıdır düzleştirmiyordum aslında. Hatta sizinle bu linkleri falan paylaştıktan sonra sanırım ilk düzleştirişim yani bir haftadır falan. Çünkü fırsat olmadı. Hem işte spora başladım sürekli. Hem çok sıcak. Her gün duş alıyorsunuz. Spora başladım. Üstüne ne bileyim yüzme vesaire derken hani saçlarımı düzleştirmenin pek bir anlamı kalmıyordu açıkçası. O yüzden düzleştirmiyordum. Bugün hariç. Şayet saçımın duruşunu beğeniyorsanız bunun sebebi o düzleştirici. Üstüne bir şey kullandım. Bu HSI Professional markası bana saçta durulanmayan argan yağı göndermişti. Bunu bana gönderen bayağı oluyor. Yani bir seneden fazla oluyor. Bana bir tane şey göndermişlerdi. Saç düzleştirici. Çok güzel bir düzleştirici bu arada. Ama o benim gösterdiğim tarak olan değil. Bildiğiniz normal düzleştirici. Ki sanırım bir ya da iki kere kullandım. Vakit yok çünkü. O yüzden zaten tarak düzleştiriciyi aldım ve çok önemli. Her neyse. Onu gönderirken içinden de böyle bir şey mi gönder? Onlar bana iki kere bir şeyler gönderdiler. Bir düzleştiriciydi ve sanırım bu içinden çıkmıştı ya da ayrıca set olarak göndermişti. Her neyse hatırlamıyorum. Ama bana bunu firma göndermişti 1-1,5 sene kadar önce. Ben de öyle kenarda duruyordu. Fazla saçlarımı düzleştirmediğim için. Fakat şu sıralar bana hep soruyorsunuz saçların kabarıyor mu diye. Kabarmak, hani böyle saçların genel anlamda kabarması ki bu elektriklenme fıtır 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 uçma olayını. Bir de bu tarak düzleştirici daha önce de söylemiştim. Şu saç uçlarını normal bir düzleştirici kadar güzel dümdüz yapmıyor. İşte o görüntüyü aslında bundan kullandım bugün ve daha önce de kullandım. Ne yapıyorum? Normalde bir pompa sıkıyordum çünkü bunun ucundan az geliyor. Bugün iki pompa sıktım. Dedim zaten saçlarımı her gün yıkıyorum yani varsın çabuk yağlanırsın. İki pompa sıktım böyle avucumun içinde bir güzel dağıttım. Önce parmaklarımın içleri dahil. Önce böyle parmaklarımın arasından geçire geçire tüm saçıma sürdüm. Sonra avucumun içine ne kaldıysa uçlara sürdüm. Sonra artık en son kalan azıcıkları da diplere sürdüm. Ve bence o böyle tel tel görüntüyü aldı daha... Ne bileyim daha bir güzel durmasını sağladı gibi geliyor. Bana videonun altına sanırım Amazon'da satılıyor. Dur. Linkini bırakırım. Bakmak istiyorsanız bakarsınız. İlle bu marka olmak zorunda değil. Herhangi bir böyle o işte elektriklenmeyi aldığını iddia eden yağdan biraz kaçınırdım sanırım. Ama böyle biraz daha yağ kıyasla daha az akışkan yapılı ya da yağ da olur ama çok az kullanmanız lazım. Ya da krem herhangi bir ürün böyle kullanırsanız o elektriklenmeyi önleyecektir diye düşünüyorum. Onu söyledikten sonra çarçabuk makyajıma geçeceğim. Lancome'un Ten Idol Makeup'ını Makeup Stick bunu kullanacağım. İyi ki sevmiyordum yani bitirmek üzereyim. 320 Bisque W şeyi rengi. O kadar kolayıma geliyor ki bunu sürmek. Başka doğru düz bir şey kullanmaz oldum. Yüzüme de boca ettim şu an. Önümde çünkü aynadan bakmayacağım. Her zaman olduğu gibi biliyorsunuz. Bu nasıl bir şu aynamdan bakayım. Hangi fırça bu? Sedona Lace'in FB07 isimli fırçası. Link vesaire bırakma konusunda çok kötüyüm. Hatta geçen fırçanın linkini bırakacağım deyip unutmuştum. Bir takipçi demiş. Link nerede diye hemen düzelttim. Ama bundan sonra bir tık daha iyi olmaya çalışacağım bu konuda. Bulabileceğinizi düşünüyorum. Ürünlerin linklerini bırakmaya çalışacağım. Genelde ben son şunu biliyor musunuz? Yaklaşık bir senedir hatta belki iki senedir
Amazon'dan çok fazla alışveriş yapıyorum. Birçok aldığım şeyi de Amazon'dan alıyorum. Hatta şimdi terlik bakıyorum kendime. Havuz kenarına giyebileceğim, havuzdan çıktıktan sonra duşta da, duş alırken de spor salonun dışında duş alırken de giyebileceğim terlik arıyorum. Bana marka tavsiyeniz varsa yazarsanız sevinirim. Bir de Türkiye'deyken Emine bana çok ısrarmıştı illa al diye. Hatta o ben sana alayım diye çok ısrarmıştı. Birkenstock markasının onun çakmaları oluyor o terliklerle. Ben de hayır bunlar güzel değil deyip istememiştim. Ama şimdi öyle bir şey arıyorum. Çünkü o rahatlıkta böyle çarşabuk giy çıkar bir şeye ihtiyacım var. Şimdi Aktuali'den First Aid Beauty Eye Duty Triple Remedy göndermişti bana. Ben normalde bunun göz kremi gibi bir şey olduğunu sanırım. Fakat üzerinde açık tan ortaya diyor. Yani aslında bu şey renk de veren bir şey. Acaba ben bunu gözaltı kapatıcısı olarak da kullanıp hani fazla kapatılma ihtiyacı yok ki benim gözaltı. Hayatta şanslı olduğum bir konu. Bir konuda da şanslı olayım yani. Acaba o işe yarar mı diye önünüzde kullanacağım. İşe yararsa şahane. İşe yaramazsa da çıkamadım. En azından denedik deriz. Şöyle ucu. Yani çok şey bekliyor olabilirim bir göz kreminde. Ama dediğim gibi fazla kapatıcılığa ihtiyacım yok ki benim. Belki işimi görür. İşimi görürse kapatıcı süreceğime bunu sürmüş olurum. Şahane olur. İşimi görmezse de aynı uzattım ne kıllattım. Şöyle elimle süreceğim. Ne yapıyorsunuz? Özlediniz mi beni ve makyaj videolarımı ya da genel anlamda videolarımı? Yok çekemiyorum yani yetişemiyorum. Kayınvaliden beni takip ediyormuş. Şey diyor. Bugün ne vardı elimde? Ha, Lara Bar diye o site demiştim ya içinde sadece iki içerik olan atıştırmalık bar. Bugün onlardan yiyordu bizim evde. Geçen videonda bunu gösterdin gördüm diyordu. Yeter mi? Ucularımın da çıkmışlığı. Her neyse. Geçen videoda bunu gösterdin diyordu. Sonra da, ama sen bayağıdır video yüklemiyorsun. Niye video çekmiyorsun? Kayınvaliden bile beni izliyor. Charlie'nin Tom amcası var bilirsiniz. Adamın bir bakıcısı var. Aurora diye. Ne kadar hoş bir isim bu arada. O da beni izliyormuş. Kadın Meksikan. Meksikalı yani. Kelime Türkçe bilmeden beni izliyor Anatoly için. Anatoly'yi çok sevdiği için izliyormuş. Bu şekilde hatta bahaneyle onu da söyleyeyim. Aydan'ın Almanya'dan Alman arkadaşları varmış. Videolarımı izleyen kelime Türkçe bilmeden Anatoly için. Bilmiyorum onlar belki benim için de izliyor olabilir. Tam onu bilemedim ama. Her neyse sağ olun yani. Sağ olsunlar hepsi şu an anlamasalardı. Hi mom, hi Aurora, hi Ida's friends from Germany. Thank you for watching me even though you don't understand what I'm talking about. If I ever remember to say something in English for you guys, I'll try to in my videos. Sorry about that because I don't feel much for my English channel so I may have to speak with you guys from here. Anyway, okay. Back to Turkish. Sapıttım bir an. Biraz onlara selam vereyim dedim. Ya bence bu var ya fena değil. Yani sanki benim işimi görecek kadar. Neyse. Neydi dur. O zaman hemen tekrar söyleyelim ismini. First Aid Beauty Eye Duty Triple Remedy Fair to Medium Instantly Brighten Depuff and Smooth demiş. Böyle bir göz kremi ama şu işleri de yarıyor. Sonra fark ettiniz mi? O kadar uzun zamandır pudra sürmüyorum ki. Çünkü cildim böyle bir kuruma eğiliminde sanki. Oh, okay. Sapıtacaktım yani. Real Techniques'in B01 isimli şu fırçası ve Laura Mercier'in Anatolia tarafından tırnaklanmış bu hafif ve güzel bronzerını şola sürüyorum. Ay hafta sonu ne yoğundu arkadaş. Burada Gay Pride kutlamaları vardı. Sanırım sen diyor ki bunu en son yapan şehirlerden bir tanesi. İstanbul'unki oldu geçti. Los Angeles'ınki ona keza birçok şehrinki geçti. San Diego'nun geçen haftaydı ve çok yoğundu. İşler de çok yoğundu. Öyle. Geçti bitti. Bayağıdır kullanmadığım ve ambalajı müthiş çirkin olan, ilk aldığım günden beri buranın yapışkanı böyle olan Milani'nin Luminos isimli bu allığını süreceğim. Emektar 28 senelik Sigma fırçamla. Öksürük tam zamanında geldi. Bana bunu yapma öksürük. Aslında bugün çarçabuk bir makyaj yapacaktım. Yani öyle yapacağım da.
likitle falan uğraşmayacaktım. Fakat Hülya'cım, Hülya, neden böyle Hülya, derdini söyle Hülya'cım. Bana bilgen ya, sürsene çok güzel olur dedi. Ay bu öksürüğü hesaba katmış mıydın Hülya? O yüzden süreceğim. Şöyle basit bir makyaj yapmak istiyorum çünkü sanırım ruju koyu yapacağım. Lancome'un Color Design 122 numara All That Brightens. Bu renge taktım. Son zamanlarda sürekli bunu sürüyorum. Elimle. Ay arabada bir yudum suyum olsa ne güzel olurmuş. Kusura bakmayın çok rahatsız edici biliyorum. Bir insanı öksürürken denemek. Ama... Al işte ya çar çabuk sür çık. Bir tane daha böyle var. Bir başka paletin içinde tek renk şeklinde. Onun da hassasıyım. Sonra yanımda getirmemiş olamam ya. Hah şu. Şimdi ben Sephora'nın mıydı? Çok seviyorum göz kalemini. Fakat açılmıyor. Normal şeyle açamıyorum. Ne alaka bilmiyorum. Colourpop'un şu krem jel liner'ını deneyeceğim. Rengi de Swerve. Bunu fazla sevmiyorum. Şöyle asansörlü oluşu güzel. İkide bir açmak zorunda kalmayışım güzel. Fakat fazla siyahlık vermiyor. Diğerleri gibi böyle kapkara değil tam sevdiğim gibi. Yani hem tam kapkara olan hem de asansörlü bir göz kalemine ihtiyacım var. Ama gerçekten de şu üstlere sürmeden ne bileyim güzel bir görüntü yakalanmıyor bence. Yanılıyor muyum? Hop. Alelacele edince elim ayağıma dolaştı. Sonra Lancome'un Grand Oiz, yanlış okudum eminim, eyeliner'ı süreceğim. Fakat bunu yani bir insan niye makyaj videosu çekerken elinde güzel bir ayna almaz? Biriniz bana açıklayın. Bu arada bu bitmek üzere. Çok harika değildi bence. Güzel ama ölüp gebermedim. Sanki çabuk kuruyormuş gibi geldi bana. O yüzden ne bileyim. Yani bence şeyler bile daha güzel bundan. Drugstore olanlar. Güzel olan yanı sanırım buna dair şöyle açılı olması. O yüzden hani sürmekte zorlanıyorsanız düz olanları. Böyle bir avantajı var ama onun dışında bir ahım şahım değil. Hülya'cığım şey demişti. Sen onu sürerken ben pür dikkat izliyor olacağım demişti. Bir tanem benim. Oh no. Pardon. Çok böyle ahım şahım izlenecek şekilde sürmüyorum ama araba videolarını sanırım şu an Duygu Özarslan. Neyse biliyorsunuz. Duygu da yapıyor sanırım. Vallahi rahat oluyor ya arabanın içinde püfür püfür. Gürültü yok. Rahatsız eden ne bileyim televizyon sesidir ya da arkada çocuk ağlamasıdır bizim evde olduğu gibi. Yok. Klimanın sesleri rahatsız etmiyorsa siz. Eğer rahatsız ediyorsa bundan sonra yaptığımda videoları klima olayına dikkat edeceğim. Bugün bir deneme olsun böyle çok sıcak. Hülya'cığım oldu mu tatlım? Güzel güzel sürmeye çalıştım. Şimdi şu kaşlarını artık doldurabilirim. Ziyan kaşlarım olur mu lan? Güzel oluyor. Yanaklarım da böyle birer sanki tatlı şeftali kıvamında. Her zamanki renk yani dibini gördüm. Dibini kazıdım artık. Lorac'taki bu Espresso isimli rengin. Şimdi Koki Cosmetics diye bir marka. Sağ olsunlar. Bana bir sürü ürün göndermişler. Hatta bir yer onun Instagram postunda yapayım. Ayıp olmasın. Adamlar
kara kaşıma, kara gözüme hayran oldukları için göndermiyorlar. Neyse denedim. Kaş ürünleri biraz kaşlarım için koyu geldi bana. Belki saçımı bir ara vakit bulur da boyarsam o zaman tekrar deneyeceğim. Belki o zaman daha hoş durabilir ama şimdilik koyu geldi bana. O yüzden buna devam. Espressocuğuma devam. Espresso demişken canımız kahve istedi. Ama vaktim yok. Maalesef vaktim yok. Bu arada size söyledim mi bilmiyorum ama ben hemen kendi kendime Burhan Altıntop gibi kendi kendimin teşhisini koydum. Sana mı soracağım diyordu. O geldi aklıma. Bence ben bel fıtığıyım. Hatta neredeyse eminim bütün semptomları var maalesef bel fıtığının bende. Çünkü bir yol eksikti biliyorsunuz. Rimmel'im Flower Beauty'nin Lush Warrior isimli Rimmel'i. Ambalajı çok tatlı. Hep aynı şeyi söylüyorum ama gerçekten ambalajı çok tatlı. Rimmel'in kendisi öyle baş döndüren harika bir rimel. Kürü de değil yani günlük bence iş gören bir rimel. Ama ambalajı çok tatlı. Yalnız uzaktan süremiyorum. Hayır, gencim o kadarını beceremiyorsun. Sen küçük allık aynasıyla devam et. Çünkü senin vizyonun bu kadar bilgen. Makyaj vizyonun bu kadar. Yani buna ya makyaj vizyonsuzluğu diyebiliriz ya da o kadar bir el becerisi ki kocacık aynayla makyaj yapıyor diyebiliriz. Artık o sizin olaya nereden baktığınızla alakalı. Ama o kadar güzel değil dedim de her rimel gibi. Bu da biraz kuruyunca güzelleşti galiba. Çünkü şu an bir kat da hoş oldu. Bu arada altı hiçbir şey sürmedim farkındasınız değil mi? Ne göz kalemi, ne far, ne de rimel. Bugün de böyle olsun. Birazdan ilk defa bir ruj süreceğim. O renk bir ruj. Benzer renkler sürmüştüm ama o ruju ve o renk bir ruju ilk defa süreceğim. Umuyorum bu makyajda uyuyacaktır. Çünkü uyumazsa yanıma başka ruj getirmedim. Hemen bir kat daha süreyim hızlı hızlı. Ay acaba Sephora kutumda ne var? Çok heyecanlıyım şu an yanımda. İlk defa sanırım ekran önünde tamamen açacağım. Normalde hep kendim açıp merak edip bakıyordum. Ve sonra sizinle paylaşıyordum ama Sephora tam olarak ilk defa sizin önünüzü açmış olacağım. Eğer rujumun rengini beğenmezsem Sephora'dan genelde ruj çıkıyor. Onu sürerim. Okey. Göz makyajı bu kadar. Yalnız ben şey yapmadım ya. Lap diye elimle sürdüm. Ve hiç kenarlarını dağıtmadım farımın. Şöyle yapayım o yüzden. Şunu alabilirsem şayet. Sari. Sari not sari. Laura Mercier bronzerım vardı ya. Onu karışma fırçası alıp şöyle az önce farı sürdüğün yerin dışlarına doğru süreyim. Ki güzelliğime güzellik katılsın. Muhteşemliğime muhteşemlik katılsın. Wow. Onu sürdüm. Tam oldu. Okey ruj. Rujdan önce dudak kalemi. Ay Essence'ın In The Nude isimli bu dudak kalemi artık yani evladiyelik. Ki bu dudak kalemi bu ruj için çok açık aslında. Ay aşığım dudak kalemi. Dudak kalemi sürer sürmez nasıl bir daha farklı görünüyor makyaj. Okey. Rujum da Actoli'den Number 7'ın gönderdiği sanırım bu bir İngiliz markası bu arada. Moisture Drench Ruj. Aa Made in Germany'ymiş. Almanya'da yapılmış. Nutmeg Spice isimli. Şu müthiş koyu kahve müthiş koyu kahve ruju süreceğim. Bakalım nasıl olacak. Aaa müthiş koyu değil. Burada müthiş koyu görünüyor. Dur. Benim emektar aynaya ihtiyacım var çünkü. Görmüyor gözlerim gençler.
turkuaz rengi bence makyajımda uydu. Kenarını da doldurayım. Fena değil sanki ruj. Dünyanın en eşsiz büyüleyici ruju değil. Mat da değil bu arada. Bilmiyorum fark ediyor musunuz? Hafif bir ışıltısı var. Sürerken çok kolaydı böyle. Çok kremseydi. Ama yani oldu sanki. Değil mi? Evet, başka süreceğim bir şey kaldı mı? Sürmedim. Ne bulduysam sürdüm. Okey. Şimdi şey süreceğim. Dur. Bana bu parfümü göndermişler. Yalnız arabada sürersem ağzıma girer beni bayar mı? Azıcık arabada süreyim. Tam çıkmadan biraz daha dozelerim. Flower Beauty'nin Pretty Deadly Jasmine Venom isimli. İki tane parfüm göndermişlerdi. Birisi yeşil, birisi kırmızı. Kırmızıyı daha önce denedim, bayılmamıştım. Bunu koklayıp beğendim. Daha çok beğendim kırmızı. Oh, güzel kokuyor. Şöyle bir buraya, bir buraya. Bu parfüm bana o kadar tanıdık geliyor ki. Asla hatırlamayacağım ama Türkiye'yi hatırlatıyor bana. Türkiye'de sanki daha önce kullandığım bir parfüm. Hiç fena değil. Güzel. Çıkmadan önce böyle fıs 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 yaparım şimdi. Arabada ağzıma girmesin. Ama bu kadar arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sıkılmamışsınızdır. Çok öpüyorum. Bir başka videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.